ve temel araçlardan sonra çalışma biçimlerini öğrenerek nerede ne çalışmanız gerektiğini öğretmeye çalışacağım. Kısa bir video olmasının yanı sıra ne yapacağınızı iyi bilmeniz gerekmektedir. Örneğin bir Instagram postu yapıyorsanız bunu baskı bölümünde yapmanız saçma olur, değil mi? Neyse, geçelim. Çalışma bölümümüz bizim var olan alanımızdır. Bu alanımızda istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Fakat bunun çözünürlüğünü bilmemiz şart. Çözünürlüğü nasıl ayarlıyorduk biz? Niye ödüyorduk ya da kontrol ne diyorduk? MacOS'ta command ne? Bu kısımda mobil diyorduk. Mobile ait bir tasarımlar yapabiliyorduk hatırlıyorsanız. Ya da web diyerek internet sitesi yaparken gerekli ölçülerde neler yapabileceğimizi öğreniyorduk. Baskı demiştik. Baskıda hangi boyutlarda ne tür baskı alacağımızı biliyorduk. Veya bunun sağ kısımda CMYK diyerek bunun baskı rengi olduğunu anlayabiliyorduk. Film videolar için ufak tasarımlar yapabiliyor ya da vektörel karakter tasarımları için nasıl bir tablo ayarlayacağımızı öğrenmiştik. Fakat bir de çalışma alanı diye bir şey var bizim. Layout diye geçen ama aynı zamanda çeşitli biçimlere ayrılan. Biz bu çalışma alanlarımızı nasıl değiştiriyorduk? Örneğin ben bir web tasarım yapmak istiyorum. Ben bunu bu alanda yapacak değilim. Sağ üstte geliyorum. En alttan web'i seçiyorum. Bu sayede web tasarım için gerekli olan her şeyi bana sunuyor. Örneğin CSS Properties. CSS bir kodlama dilinin olmanın yanı sıra HTML'in yanında olmazsa olmaz bir stil butonu diyebiliriz. Yani burada yapacağımız tasarımlar, örneğin ben bir yuvarlak buton oluşturmak istiyorum. Geliyorum ortaya ve diyorum ki şu şekilde bir oluşturuyorum. Daha sonrasında ben buna tıkla demek istiyorum. Şu şekilde. Alıyorum yazımı, beyaz yapıyorum. Sonra Selection Tool'um ile bunun ortasına çıkartıyorum. Boyutunu küçültüyorum. Böyle ortaya ufak örnek bağlamında getiriyorum. Ben bunun ikisini getirip böyle yaptığımda, Pathfinder yaptığımda, ben buna tıkladığımda bana sağ kısımda kodunu verecektir. Şöyle göstereyim. Şu şekilde yaparsam daha iyi olur. Şu şekilde yaparsam daha iyi olur. Tekrar etmek gerekirse. Bu ikisine tıklıyorum. Object diyorum. Expand deyip bunları bir objeye çeviriyorum. Daha sonra yazım ile şeklime tıklıyorum ve Pathfinder kısmından bunların minus front'unu yapıyorum. Yani bu sayede benim yazım her tarafa gidebilecek ve buton haline gelecek. Ben buna tıkladığımda sağ kısımda bana kodlarını verecektir veya değişkenlerini verecektir. Şu an bana vermeme sebebi ben bunu bir butondan çıkarttım. Kısacası ve bana diyor ki katman panelinden aktif et diyor. Yani ben bunu bir yere yüklediğimde bana kod olarak verecek. Bunun farkında. Aktif et diyor. Onun dışında ben canım istiyor ki birden fazla alanda çalışmak istiyorum. Mesela ben burada bir vektörel çizim yaparken karakterim burada bir sayfamı daha açıp bizzat diyorum ki oraya da renklendirme yapmak istiyorum. Siyah kara kalem çalışması onun renklendirmesi gibi. Bu çalışmama yarıyor. Ya da benim canım istiyor, boyama yapmak istiyorum. Bu sayede bana detaylı boyamaları veriyor. Ya da şunu getirip böyle renklerini değiştirip bana detaylı boyama özelliklerini veriyor. Ya da printing yani baskı için yapmak istiyor. Bana diyor ki mesela yapacağım bu şey, örneğin kare yapıyorsun. Bunun kenarlarını ne halde yapacaksın? Mesela ben diyorum ki içini mavi değil. Ben dışını mavi yapmak istiyorum. Bunu 30 kalınlığında yapıyorum. Diyorum ki bunlar çok keskin hocam. Bana yumuşak ver. Böyle yapmak yerine diyorum ki bana belli bir derecede ver. Sağ panele geliyorum. Stroke kısmından burayı yumuşatıyorum bu ikisini. Bu normaldir. Bunda sorun değil. Bu köşeleri yumuşatır. Corner gördüğünüz gibi. Kapse bizzat çizgileri. Ya da dış kısmını yaptığı için ben diyorum ki şu şekilde. İç kısmını değiştir. Ya da bunu iç kısmı al, burayı yumuşat. Ben diyorum ki direkt böyle dışında olsun. Hatta şöyle olsun. Daha yumuşak hale getiriyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şununla şunun arasında fark var. Bakın. Yani bu daha yumuşak bir sunum veriyor bana. Stroke özelliğinden bunu yaparak yazım işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Mesela ben bu şeklimi aldım. Arada ona da değindim. O yüzden diyorum. Bu şeklimi ben yazdırmak istiyorum ama nasıl yazdıracağım? RGB bu. Bana diyor ki sen bu web stilde oynadıktan sonra export'a gel diyor. Export kısmından neyi çıkartacağını seç diyor. Bunu JPEG olarak çıkarttım da bana direkt RGB mi GMK mı yapayım onu seçiyor. Yani bunun hakkını tanıyor. Ben nasıl yapacağım? GMK deyip çıkartıyorum. Neyse. Sonraki çalışmam ise tracing. Tracing ise bana alan çalışmamı veriyor. İstersen böyle sade çalışabilirim. İstersen transparan çalışabilirim. Ya da santimsel üstlerdeki gibi çalışabilirim. Hatta oradan bak güzel bir noktaya değineyim size. Diyorum ki ben böyle tek tek ayarlamak yerine bir burada böyle bu şey yapmanıza gerek yok. Şuradaki rakamlardan alıp sürükleyebilirsiniz. Şu aralıklarda çalışmak istiyorum. Web tasarım için çok önemli bir şeydir bu. Onun dışında diyorum ki tipografi çalışmak istiyorum ben. Diyorum ki bir yuvarlağım olsun benim. Ben bunun çevresine yazı yazdığımda sadece şu çevrede olsun. Bunu nasıl yapıyorum? Ben şeklimi çizdim ya şimdi. Text'e basıyorum. Normal text'le yazamam tabii ki de. Text'e sağ tıklıyorum. Type onlar tool diyorum. Kısa yol tuşuna da bakalım beraber. Yokmuş mesela. Direkt tıklayalım. Bana fark ettiyseniz şu an yazmam gereken yere bana ilk bir çizgi verdi. Bunu objeme getiriyorum. Objeme yaklaştırdıktan sonra tıklıyorum. Ama oluşturacak alan vermedi bana. Neden? Çünkü bu iç kısımlı dedi. Siliyorum. Diyorum ki o zaman yuvarlağı yapmayacağım ben. Dalgalı bir kısma yapacağım. Şu şekilde. Diyorum ki ben bunu yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki çizgi gözükmesi lazım mouse'unuzu getirdiğinizde. Aksi takdirde bu özellik olmuyor. Getiriyorum. Orta çizgime tıklıyorum. Ve bir şey yapmadım. Direkt tıkladığım gibi bana bu hazır yazıyı verdi. Çift bir adımla bunu değiştirebilir. Yapabilirim. Böyle. Gördüğünüz gibi dalgalı halde getirebilirim. Var olan şeklimi de götürecektir. Ben buna stroke eklersem yazıma ekleyecektir. Onun için dikkat edin. Sonrasında ise web demiştik bakın en başta. Bu web kodlarını falan veriyordu. Mesela text'e buton yazdığımda ben bunu bıraktığımda bana bu rengini, boyutunu, sistemini ve fontunu verecek. Bunu aynı şekilde kopyalayıp kodlamamıza dahil edebiliriz. Çalışma biçimlerini öğrendiysek pratik yapmaya geçebiliriz. Ondan önce size bu çalışma alanlarından normal, essentials, klasik yani kendi kullandığım alandan vektör çalışma biçimlerini göstereceğim. Örnek ufak bir şekilde. Bu sayede bol bol pratik yapmanızı sağlayacaktır. Takipte kalın.